kıymetli izleyenler. Bismillahirrahmanirrahim diyerek bu bölümde programımızı tamamlayacağız inşallah. Birkaç soru var. Çok fazla soru belki biz kaydedemedik. Onları da belki gücüm yeterse inşallah sizlerle paylaşmak istiyorum. Ancak bugün böyle bir miktar özellikle Diyanet'in kurumsal olarak yapmış olduğu yayınlara da baktım. Allah razı olsun memleketimizde insanların sorularına cevap veren samimi insanlar var. Hakikaten alanı bu olanlar var ben yine de tekraren ifade edeyim. Ben alim bir insan değilim. Sadece nakilciyim. Bildiklerimi inşallah sizlerle paylaşıyorum. Bazen sorulara cevap veriyoruz. Bazen hata ediyorsak Allah'a sığınırız. Hatalar inşallah dini dini iptal edici bir hata olmaz İnşallah Allah'a sığınırız bu konuda. Şimdi efendim bir ayet-i kerime daha var. Onu bitirebilir miyim bilmiyorum. Şöyle kabaca ana hatlarıyla size bir takdim edeyim önce. Bismillahirrahmanirrahim. Cennete yerleştiler. Adem Aleyhisselam ve Havva Validemiz. Orada diledikleri gibi bir hayatı yaşıyorlar. Hiçbir kısıtlama yok hayatlarında. Hiçbir kısıtlama yok. Efendim aynı zamanda orada Allahu Alem bir doğum kabiliyeti de yok. O da ayrı bir konu. Üzerinde çok durulması gereken bir mesele. Ben o detaya girmiyorum. Bir tek ağaç var. O ağaca yaklaşılmaması lazım. O ağaca yaklaşılmaması lazım o ağaca yaklaşıldığında فَتَكُونَ مِنَ zalimin Zalimlerden olursunuz. Diyor Allah Celle Celaluhu ki İbrahim Adem Aleyhisselam'ın tevbe duasına Rabbena zalemne enfusene, ve inlem e, tagfir ve, ter, ve terhamne, terhamne e, ve la ve, ve nekünenne zalimin e, ayet-i kerime. Onu inşallah sırası gelince bakarız. E, Adem Aleyhisselam zalemne enfusene diyor. Nefislerimize zulmettik bu ağaca yaklaşınca şimdi oraya bakıyoruz fezelehuma şeytan şeytan o ikisini kaydırdı ayağını kaydırmak diye bir kavram kandırdı değil yalnız dikkat edin zeyg tabiri var Kur'an-ı Kerim'de kalpte bir yamukluk kalpte bir kayıklık zeygun feyettebi'una ma teşabeha min ibtigal fitneti ayet-i kerimesine geçiyor kalplerde bir zeyg var kayıklık bir kayıklık yani merkezden bir kopuş. Yani diyelim ki bir insanın iskeleti var. Hani insanın omurgası vardır ya, kemik dizilişi. Orada tane kemik dizilişinde kemiklerden birisi hafif kaydı mı insan eğrilir. Ondan sonra gidişi yavaşlar veya farklılaşır veyahut da e, sıkıntı çeker. İşte bu manada Ezellehuma şeytanu anhe Orada şeytan onları oradan onları kaydırdı. An, anil cenneti. Cennetten onları kaydırdı. Yani bunu yine manevi olarak diyelim yani işari olarak yorumlayanlar diyorlar ki bu bir makam idi. O makamdan onları aldı şeytan başka bir makama. Peki şeytanın Allah'a rağmen böyle bir gücü var mı? Daha önce de söyledik programımızın başında. Adem Aleyhisselam'a ve alleme Adem el esmâ sonra Adem Aleyhisselam Allah Celle Celaluhu bu isimleri söyle dedi Adem Aleyhisselam isimleri say dedi. O isimleri sordu. Meleklere Adem Aleyhisselam eşyanın varlığın isimlerini söyledi. İnsan hayatı imtihanla başladı. Ellezî halakal mevte vel hayâte li yeblüveküm eyyüküm ahsenu amele. İnsan hayatı imtihanla başladı. Kıyamete kadar da bu imtihan süreci sürecek. Şimdi Allah bizi Suriye ile imtihan ediyor. Suriye'deki insanları bizimle imtihan ediyor. Suriye'deki insanları kafirlerle imtihan ediyor. Bu zorbaların ve kafirlerin bunca şerit baskıları altında bakalım imanlar ne olacak? İnsanlardan insaf sahipleri var mı? Vicdan sahipleri var mı? Bu meseleyi kendi meselesi sayanlar var mı? Müslümanım demesine rağmen kardeşlerin düştüğü bu durumdan ağlıyor mu ağlamıyor mu? Bu bir imtihan işte. Bunun gibi bir şey bu da. فَاَزَلَّهُمَ şeytan anhe. Oradan şeytan aleyhi onları kandırdı. فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا kana fihi içinde bulunduklarından onları şeytan o ikisini de aleyhillahin çıkardı. Çıkmayı irade eden yani çıkaran irade son söz Allah'a ait. Şimdi bu cümleme dikkat ediniz. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri dileseydi şeytan Adem ve Havva'yı kandıramazdı. Ancak Adem ve Havva'nın kanmaması noktasında olayın böyle cereyanında birçok hikmetler var. Eğer kanmamış olsaydı Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa tarih olmazdı. Biz olmazdık. Biz sizinle bu sohbeti yapıyor olmazdık. Ha, o zaman işte bu tarih var diye Hz. Muhammed Aleyhisselam da nesilden doğacak diye Adem Aleyhisselam'ın bu kanması onu mazur gösterir mi? Hayır. O an için Adem Aleyhisselam emre tabi olacaktı. Ancak emre tabi olmamak Adem Aleyhisselam için zarar fakat insanlık için kar noktasında bir açılım getirdi. Veya insanlığın bir kısmı için. Öyle diyelim çünkü bütün insanlar kar etmiyorlar. Yani bu manada şeytan aleyhillahin vesile oldu. Şeytan aleyhillahin vesile oldu. Onları kandırdın. Detaylar burada yok. Şeytan aleyhillahin onları ne diye kandırdı? Ayet kerimelerde mümkün olduğu kadar tespit etmeye çalıştım ama şu anda sizinle belki paylaşma kabiliyetim olmaz. Efendim Ayet-i kerimelerde, bir ayet-i kerimede bu ifade var. Şeytan aleyhillâin onlara ısrarla, onların kalplerine şunu fısıldadı. Bu meyveden yiyin. Bu meyveden yerseniz melekler gibi bu dünyada ebedi kalırsınız. Yemezseniz ebedi kalma kabiliyetiniz olmaz. Yani Adem aleyhisselam ve Havva validemiz bu meyveden yerlerken niyetleri kötülük değildi. Bulundukları yer gerçekten nimet yeriydi. Allah irade ettiği için kalmayı değil de kendileri kazandığı için kalmayı denediler. Ve kendi iradelerini işin içine soktular. Şeytanın bu telkinine aldandılar. Melekler gibi ebedi kalmak fikrinden dolayı o meyvadan tattılar. Felemme zâka. Onu da açacağım inşallah. Şimdi birlikte okuyacağız. Ve meyvadan tattılar. Dolayısıyla şeytan aleyhillâin Adem aleyhisselamı ve Havva validemizi batıl bir fikirle kandırmadı. Yani fikrin sonucu batıldı. Yani nedir? Allah emretmediyse batıldır. Ancak ana fikrin içinde yani kim istemez cennette ebedi kalmak, problemsiz yaşamak, sıkıntısız, dertsiz, tasasız, Allah'ın razı olduğu bir alanda herkes ister. Ama Allah Celle Celaluhu önce bu konuda iradesini ortaya koyacak. Sonra insan adım atacak. Ama maalesef şeytan aleyhillâin Adem aleyhisselamın fikrine girdi. Havva validemizin fikrine girdi. Ve o meyveden tattırdı. Burada bir hususu daha söyleyelim. Adem aleyhisselam ve Havva validemiz emir ve yasaklar karşısında eşittir. Her ne kadar Allah Celle Celaluhu Bakara suresinin 228. ayette erkek için bir derece üstünlük vardır diyorsa da bu üstünlük kadını ezmek anlamında değil. Sorumlulukta eşitlik vardır. Ama sorumluluğun fazlalığı noktasında erkeğin sorumluluğu fazladır bir derece. Bu manada Er-Rical er kavvamun alen nisa ayetini tefsir ederken de işte erkekler kadınlara güçlüdürler, kavvamun üstündürler manasına ama bu ezmek noktasında değil kadınları ve çocukları kapsayan hayatın içerisindeki yükün çoğunluğuna erkekler yüklenirler. Dolayısıyla sorumlulukları fazladır. Erkek evin bütün ihtiyacını karşılamak, çocuklarını şerlerden korumak noktasında tedbir almak, onlara bir yuva hazırlama noktasında görev sürdürürken kadın da iç hayatı dizayn eder. Sorumlulukta farklılık vardır diyelim biz. Yoksa insan olmakta. Ayet kerimesinde ya İn yuhannas inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum shu'uban ve qabailen li ta'arufu. Hucurat 13 Rabb'iz zulcelal ve tekaddes azatleri. İnsanlıkta bir farklılık ortaya koymuyor. Dolayısıyla şimdi Tevrat'ta olan batıl bir kıssa. Güya şeytan aleyhil lein yaratılış kıssası var Tevrat'ta. Kitaplarda bulunabilir bu şeytan aleyhil Efendim Bismillahirrahmanirrahim. Havva validemizi kandırmış. Tevrat'taki ifade. Havva validemiz çeşitli oyunlarla Adem Aleyhisselam'ı kandırmış. Dolayısıyla dünyaya gelişimizin bütün suçlusu Havva validemiz. Böyle görünüyor. Ancak bizde Taha suresinin 121. ayeti var. Taha suresinin 121. ayeti. Burada görünen şu. Şeytan aleyhillahin önce Adem Aleyhisselam'ı denedi. Yokladı. Önce Adem Aleyhisselam'ın kalbine vesvese vermeye çalıştı. Ondan sonra şeytan başaramadı Havva validemize ama sonra başaramadı Adem Aleyhisselama. İki yerde Adem Aleyhisselama ve Havva validemize şeytanın ikisine birden kalplerine vesvese vermeye çalıştığı var. Bir Araf Suresi'nde bir de burada. Bir de Taha'nın 121. ayetinde önce Adem Aleyhisselamı yokladı. Yani bunu şunun için söylüyorum. Dünyaya insanların gelmesinin suçlusu kadınlar değildir. Kadınlar eksik yarım değildir. Kadınların dinlerinin yaşanmasında bir takım efendim Allah'ın onlara hafiflettiği alanlar vardır. Dikkat edin. Dinlerini yarım verdiği değil, onlara hafiflettiği alanlar vardır. Bunun da sebepleri vardır. Kadın çocuğa hamile olduğunda Allah Celle Celaluhu kuluna bir görevi icra ederken ikinci bir görevi vermez. Dolayısıyla kadın çocuğunu doğurduğunda bir görevi ifa ettiğinde ikinci bir görevle onu ezmez. Allah kullarını ezmek için, üzmek için yaratmadı. Dolayısıyla Allah Celle Celalü görevleri taksim etti. Ama Haşa kadın erkeği aldattı. Dolayısıyla biz dünyaya geldik. Böyle bir kıssa Tevrat'ta var. İsrailiyat'tandır. Kur'an'ın özünde erkeğe önce şeytan hamle yaptı. Onun kalbine vesvese vermek istedi. Sonra Havva ve Adem Aleyhisselam'ı ayrı ayrı tekrar tekrar yokladı. Ve sonra şeytan aleyhillâin onları aldattı. Fe ahrecehuma mimme mekana fihi Ve bu çerçevede yapmış oldukları eylemler sebebiyle Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri onların her ikisine de her ikisini de bulundukları konumdan çıkardı. Yani cennetteki konumlarından çıkardı. Ben şu Araf'taki ayetleri sizlerle bir paylaşmak istiyorum. Allah Celle Celaluhu bu Araf suresindeki ayet kerimelerde neler buyurmuş onlara bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ve lekad halaknakum summa sawarnakum summa kulna 11. ayetten. Biz sizi yarattık sonra efendim sizi şekillendirdik sonra meleklere dedi ki ussudul adam ademe secde edin fesecedu illa iblis. Lem yekun min İblis secde edenlerden olmadı. Araf 11. Kale mene mena Emretmiş olmama rağmen niye secde etmedin? Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten onu topraktan yarattın dedi. Sonra Allah Celle Celaluhu kale fehbit minha fe yekunu leke en tetekber fiha. Ona dedik ki oradan çık. Özür dilerim. Az önce söylerken biz bu işte buna bakmayı murad etmiştim. Bir dalgınlık yaptık. Şeytan aleyhillâin secdeden sonra bulunduğu konumdan uzaklaştırıldı. Meleklerin arasından uzaklaştırıldı. En tetekebbera fîhe fâhruc inneke mines Sen aşağılardansın. Olan, aşağı oradan çık denildi. Ancak o enzırni ile yevmiye yub'asun. Ya Rabbi bana kıyamete kadar mühlet ver inneke al munzarin. Allah Celle Celaluhu ona mühlet verdi ki şeytan aleyhi Adem aleyhisselam ve Havva validemizi febime agveten ile akudanne lehum suratekel mustakim. Onlar seni, seni beni alda, onlar se beni senden uzaklaştırmaya uzaklaşmama sebep oldular. Ben de onları bulundukları noktadan doğru yoldan kandıracağım, aldatacağım. E, bu anlamda izin istedi Allah Celle Celaluhu. Şimdi sözün özeti, şeytan aleyhi Cennette Adem'e nasıl ulaştı sorusunun cevabı burada. Cennette yaşayan bir insana şeytan ulaşır mı? Sorusunun cevabı burada. O cennette, o konumdaki cennette, ahiretteki cennette şeytan bulunmayacak. O zaten, zaten cehennemde ebediyen. O günkü o konumdaki cennette şeytan insanoğluna ulaşabilme kabiliyetine sahip. Çünkü Allah ona müsaade etti. Şimdi buradan nereye geleceğim? Niye bunu okudum? Camide şeytan insana musallat olabilir mi? Camiyi cennet sayarsak. Camide namaz kılana şeytan musallat olabilir mi? Namazı cennet sayarsak. Ki namaz cennette olmak gibidir adeta. Elleri bağlıyoruz, dilimizi bağlıyoruz, gözümüzü yere eğiyoruz, başımızı eğiyoruz. Allah'ın huzurunda. Ha, burada inneke minel munzarin denilmiş. Sen mühlet verilenlerdensin. Kıyamete kadar o hakiki cennet dönemi gelinceye kadar serbestsin. Dolayısıyla ezan okunurken şeytan kaçar. Ama ezan bitti mi tekrar girer. Camiye girer mi? Evet, şeytan camiye girer. Namaz kılan insanın kalbine girer mi? Evet, şeytan namaz kılan insanın kalbine girer. Girmemesi isteniyorsa İbrahim Hakkı Erzu, e, İsmail Hakkı Bursevi'nin tefsirinin başında "Euzu billahi mineşşeytanirracim" tefsirinde not düşülmüş. Kayıt ondandır. Onun kaydı nereden aldığı konusunda oraya bakılabilir. Üç defa diyor farz namaza veya sünnet namaza. Namaza başlamadan evvel şeytan aleyhi l -l kandırmasından, vesvesesinden korunmak isteyenler şu cümleyi söylesinler. Hadis olarak Allahu Alem hatırımda kalmış. Eûzü alimi semî'il alîmi mineşşeytânirracîmi min hemzihi ve nefhihi ve nefesihi. Auzu billahi semial alim min eşşeytanir racim. Her şeyi bilen Allah'a sığınırım. Kovulmuş olan şeytandan. Min eşşeytanir racim min hemzihi ve nefhihi ve nef ve nefesihi. Onun nefesinden üflemesinden ve kalbe müdahale etmesinden Allah'a sığınırım. Auzu bi kelimatillahit tammet Euzu bi kelimatil lahi tammat min şerri şeyatin. O gene ayrı bir şeydir. Euzu billahi semiyil alim min eşşeytanir <laughs> racim min hemzihi ve nefhi ve Evet. Bu tavsiye edilmiş bize namaza durmadan önce. Namaza durmadan önce kalbimizi bir Kabe'ye rapt edersek, namaza durmadan önce Allah'ın huzurunda olduğumuzu bir tahayyül eder, bir Allah'a rabıta yaparsak inşallah bütün bunlar bizim işimizi kolaylaştırır bu manada. Elbette okuduklarımızı anlamaya çalışır. Söylediklerimizin ne olduğunu fark eder ve söylediklerimizin altında kalmamak noktasında onun üzerine tefekkürümüzü yoğunlaştırırsak namazda şeytan bize elbette yaklaşmaya yaklaşmaz. Ama Adem gibi bir yiğide bir peygambere Allah ona müsaade ettiği için çünkü bu imtihan dünyası onun kalbine müdahale etti. Dolayısıyla mesela Yakup Aleyhisselam bir nebidir. Çocukları var 11 tane, 10 tane yalan söylediler. 10 on çocuğu, 11 on de 10 çocuğu bu olayı yapmıştı Yusuf'u kuyuya atan. Gözünün içine bala baka baka Adem Yakup Aleyhisselam'ın yanında yalan söylediler. Veya münafıklar var Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Medine'de. Allah Resulü'nün yanında yalan söylüyorlar. Gözünün içine baka baka. Demek ki peygamber yanında olmak insanı şeytandan kurtarmaz. Özellikle müntesip olan kardeşlerime söylüyorum. Bir alimden istifade etmek güzeldir, hoştur, faziletlidir, insana fayda verir. Fakat alimin yanında bulunmuş olmak insanı şeytandan muhafaza etmez. Muhafaza etmek için, etmesi için insanın kalbini Allah'tan başkasından arındırarak kalbini muhafaza etmesi lazım. Dolayısıyla bu manada dikkatli olmak lazım. Ve burada son söz benim inşallah söyleyeceğim o. Şeytan aleyhille'in ve tek, e, e, Adem aleyhisselamı bu anlamda Allah'ın müsaade vermesi sebebiyle kandırdı. Ve Adem aleyhisselama burada da ya <laughs> Ademüskün ente ve zevcükel cennete feküla min haizü şeytüme ve la takrabe ayeti var. Sonrasında fe vesvese. Şimdi bunu okuyacaktım. lehume şeytan. Ezellenin yerine burada vesvese geldi. Ezelle ile vesvese demek ki bir anlamı bütünlüyorlar birlikte. Onlara vesvese verdi şeytan. Niçin? İşte burası çok önemli. Neden müminler setir üzerinde konuşuyorlar? Tesettür üzerinde, örtünme üzerinde. Örtünme neden bu kadar önemli? Li diye lehuma ma wuriya anhuma min sevatihima. Ademle Havva ağaçtan yesinler de vücutlarını örten cennet elbisesi vücutlarından soyulsun ve edep yerleri açıya çıksın cennetten kovulsunlar. Ben bu bu cümle üzerinde uzun yıllar kardeşlerimle birlikte sohbet ettim. Nefsime de telkin etmeye çalıştım. Başı açık, bedeni açık, kolu açık bir kadının olduğu yerde şeytan aleyhillahin vazifesini sağlam icra eder. Veyahut da deniz mayasıyla gezen bir erkeğin olduğu yerde şeytan vazifesini sağlam icra eder. Erkekler için de kadınlar için de ortaya konulmuş tesettür sınırı namazdadır. Burada sizinle paylaşmıştım bir rahiple konuştuğumu. Meryem Validemiz Mescid-i Aksa'da Allah'a en yakın olduğu anda kiliselere resmini resimlemişler. Örtülüdür, tesettürlüdür. Manastırlarda rahibeler örtülüdür. Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın bulunduğu mıntıkada, Havralarda rahip, kadınlar örtülüdür. Hatta Mescid-i Aksa'ya başını kapatmayanı Yahudiler kipa başına koymayanı sokmuyorlar. Başını örtmeyeni sokmuyorlar. Yani Mescid-i Aksa'ya sokmuyorlar. Bizde gene başı açık olarak erkeklerimiz Mescid'e giriyorlar. Çünkü tesettürle ilgili sınırda, sınırın dışında bir olay olduğu için. Dolayısıyla haram lokma insana hayasız yapar. Haram lokma insanın vücudundaki manevi elbiseyi soyar. Takva elbisesini soyar. Haram lokma insanın cennete girmesini engeller. Arkadaşlar namaz demedim, oruç demedim, hac demedim, zekat demedim. Haram lokma bir memlekette haram lokmanın önü kesilmediği müddetçe, faiz sıfırlanmadığı müddetçe, insanların haklarına efendim gasp eden zalimlerin ellerini haklara uzatması engellenmediği müddetçe, haram lokmanın önü kesilmediği müddetçe o memleketin insanları şeytanın tuzağından kurtulamaz ve şeytan onlara adam da öldürtür, birbirlerine düşürür, çatıştırır, kardeşlerini unutturur, zorbalık yaptırır, yeryüzünü fitneye ve fesada boğacak her türlü davranışı yapar. O yüzden iktisatçılara sesleniyorum. İktisat İslam'ın kalbidir bu manada, ekonomi. Haramdan temizlenmiş bir ekonomi istiyoruz. Bizi yönetenlere de iletiyorum. İçinde haram olmayan bir ekonomiyi ikame etmek yeryüzünde ayağa kaldırmak hususunda bizlere yardım etsinler ümmete yardım etsinler. Yoksa bu hayatı düzeltemeyiz. Bu konu şimdi açıldı ben arkasını getirsem Maide Suresi'nin 44. ayeti Allahu alem. Oralara ulaşsam söyleyecek çok sözümüz var. Ekonomi, ekonomi. Haramdan arındırılmadıkça bizim istediğimizi gerçekleştirmemiz mümkün değildir. Sözü burada bu anlamda tamamlıyorum. Tekrar Bakara suresine döneyim. E, kadınlarımız, erkeklerimiz e, vurdum duymaz, hayasız olmak istemiyorlarsa haram lokmadan. İçki içiyor, ondan sonra söz dinleyecek. Dinlemez, mümkün değil. Kulağı tıkanır. Bunun üzerine ayrıca duracağız inşallah. Bunun üzerinde ayrıca durmamız lazım. Son bir şey daha söyleyeyim. Ayet-i kerimeye dönmeden evvel, Fetelakka ayetine geçmeden evvel efendim bir şey daha Fezellehume fe şeytan ayetini meal olarak tamamlayacağım ama üzerine söyleyeceklerimi Bir sonraki haftaya söyleyeceğim. Emirler ve yasaklar insanın kişiliğini oluşturur. Yasaksız bir dünya kişiliksiz insan demektir. Kişilikli Adem yasaktan sonra kişiliğini ortaya koydu. Allah'ın hakkını verdi. insanlığının hakkını verdi. Dolayısıyla bunu da tespit etmiş müfessirlerimizden birisi. Allah razı olsun kitaplarında. Yasak sız bir dünya çocuklarımıza hazırlayalım. Böyle bir şey olmaz. Sola dönmek yasaktır. Sağa dönmek yasaktır. Yaya kaldırımından aracın, otobüslerin, kamyonların geçmesi yasaktır. Tır, taksinin geçebileceği noktadaki dar bir mekandan tırın geçmesi yasaktır. Tünelde 80 kilometrenin üstüne hız yapmak Yasaktır. Bu yasaklar çerçevesinde insan insan olur. Yasaklar insanı öldürmek için değildir. Ancak yasaklar adaletli olmalı. Onu da ifade edelim. Bu iki yasak, efendim, ağaca yaklaşmama yasağı bu iki insana iletildi ve bu iki insan imtihandan geçtiler. Ondan sonra ve kulne bitu tu ba'dukum li ba'dun aduv. Biri birinize düşman olarak biz dedik ki oradan inin aşağıya ve lekum fil ardı mustakarrun. Arzda sizin için bir vatan vardır, kararlaştırılmış yerleşme alanı vardır. Ve meta'un ilahin belirlenmiş bir zamana kadar. Sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği bir zamana kadar da arzda sizin için bir, bir geçimlik vardır. Şimdi saat olarak aşağı yukarı programımızın sonuna geldik. Ayet-i Kerime'yi bu şekilde mealini tamamlayayım. Sonra devamında inşallah devamıyla da ilgileneceğim. Bir iki küçük soru var. O küçük sorudan iki tane hemen, ikisinin üzerinde. Birkaç yıldır diyor eşim oruç tutamadı, şimdi tutsak olur mu? Eğer orucun e, tutamadıysan kesinlikle ya tutacaksın, kısa günlerde de tutabilirsin istediğin zamanda. Yahut da tutamayacak kabiliyetliyse mesela şeker hastası gibi, mide ki, ameliyatı olmuş gibi falan... ...o zaman fidyesini vereceksin ama oruç mutlaka ödenmeli. Ama or orucu kasten terk etmişse bir kimse... Ayrıca Allah'tan özür dilemeli, af dilemeli. Bu çok önemli. Tekrar söylüyorum, oruç tutamayan senenin herhangi bir mevsiminde, herhangi bir zamanın dilimi içinde orucunu tutabilir. Şimdi bu kısa günlerden, özellikle kadınlarımız belli günlerinde oruç tutamadıkları zaman, çocuklarını doğurduklarında, çocuklarını emzirirken oruç tutamadıkları zaman, bu kısa günlerde oruçlarını tamamlasınlar. Ee, tamamlama gücü olmayacak hastalıkları varsa fidyelerini versinler karakteri çekingen bir gayrimüslim memlekette yaşayan kardeşimiz tebliğ görevini yaparken aksatırsa mesuliyeti. Tabi karakter önemli burada. Ama tebliğ görevi de insanların akılları ve güçleri nispetinde onlara verilmiş. Bu soruya böyle bıçakla keser gibi net tek bir cümle söylemek mümkün değil. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri hakkı ilan etmemizi bizden istemiş. Hakkı ilan ederken usul ve şartlarına uymak da lazım. Bu usul ve şartlar çerçevesinde mesela diyelim ki haramın açıkça işlendiği bir alanda kadınların ve erkeklerin birbirleriyle insan e, havsalasına sağ, sığmayacak edepsizlikte bulunduğu bir alanda tebliğ yapmaya kalkmak e, bu bir anlamda e, iş değildir, akıl kârı değildir. Nispeten insanın kendini koruması lazım. Ama tebliğ görevi yapması gereken gücü varsa da yapmıyorsa Allah katında elbette bunun hesabını verir. Allah Celle Celaluhu hesaplarımızda bizi affetsin, bağışlasın. Efendim sözlerime burada inşallah söz, son veriyorum. Önümüzdeki haftaya kadar dünyada neler olacak bilmiyorum. Halep'in kapıları bugün açıldı. Gelen haber bu. Bu kurtuluş değil. Bir kısım insanların kurtuluşudur. Bundan sonra Halep'ten Suriye sınırı bittiği zaman Türkiye'ye gelinecek, gelinmeyecek. Tabi tereddütler bu anlamda yaşadıklarımız var. Allah muhafaza etsin. Allah var, Allah bir diyen insanların yeryüzündeki sorumluluklarının Sınır bitmeyecektir efendim. Hepinize hayırlarla geçecek bir ömür temenni ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.